Hakkari Belediyesi'ne başkan vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu. DEM Parti milletvekilleri geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Köprüsü'ne kayyım defol yazılı pankart asmıştı. Evet, kayyım tartışmasında da tabii AKP'nin, iktidarın bir adım atması gerekiyor. CHP ile aralarında bu konuda yapılan görüşmeler, eğer iktidar MHP'siz bir yol haritası kendisine çizecekse herhalde kayyımsız bir yol haritası olmak zorunda, öyle görünüyor. Dolayısıyla bugün MHP'den gelen o yüksek tondaki eleştirilere karşı hem DEM Partililer eylemlerine hem de DEM Parti Devlet Bahçeli'ye karşı sert sözlerle yanıt vermiş oldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'le buluşması da Devlet Bahçeli'ye bir mesaj mı? Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti, hatırlayacaksınız Ayşe Ateş. Bir tweet vardı arkadaşlar, Özgür Özel'in de o görüşmeden sonra paylaştığı. Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in çocuklarıyla birlikte aslında çekilmiş bir fotoğraf Twitter hesabından paylaştı Özgür Özel. Getirebilir miyiz o şeyi, fotoğrafı, tweet'i? Peki, vollerin içerisinde olması lazım diye düşünüyorum. O buluşmada sonra Ayşe Ateş aslında Erdoğan'la da buluşacağını ama Devlet Bahçeli'nin bunu engellediğini söylemişti. Sonrasında apar topar çok hızlı biçimde saraydan bir düzeltme geldi ve Erdoğan'ın Ayşe Ateş'le buluşacağı açıklandı. Şimdi bu kadar hızlı refleks verilmiş olması, Özgür Özel'le görüşmenin hemen öncesinde Devlet Bahçeli'yi kızdıracak ve hatta Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında belki de hani kimle görüşürse görüşsün elbette, doğaldır ama hani biz de bilelim minvalinde sözler söylemesine neden olan buluşma belki de bugün gerçekleşecek. Evet, bugün Ayşe Ateş 1 Temmuz'daki duruşmaya, aslında muhalefet partilerinin genel başkanlarını ziyaret ederek o duruşmaya davet ediyor. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'la bir görüşme yapacaktı, onunla buluşacaktı. O buluşma iptal edildi. Buluşmanın iptal edilme nedeni Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i bekletmeden bugün hemen davet edebileceği ve onunla görüşebileceği yönündeki kulis bilgileriyle birlikte paylaşalım. Evet, Ayşe Ateş'in bugün Erdoğan'la görüşmesi ihtimali var. Son derece önemli. Özgür Özel, Ayşe Ateş bugün Erdoğan'ın programına girebilir. Özgür Özel'in görüşmesinin ardından eğer o görüşme de gerçekleşirse bir anda yarından itibaren çok daha yüksek tansiyonlu bir siyaset izleyeceğimizi söyleyebiliriz. Yani Bahçeli'nin buna vereceği tepki ve o tepkiyle beraber belki de yepyeni bir dönem, her şeyin işareti olabilir. Sinan Ateş dosyası, Sinan Ateş cinayeti siyasette pek çok dengeyi değiştirme potansiyeline sahip oldukça güçlü bir dosya, oldukça güçlü bir dava, onu hatırlatalım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Peki, sıradaki haberimizi bu konusunda o zaman bana yardımcı olun arkadaşlar. Biz bir haber akışı konusunda ekonomiye geçelim. Ekonomi gündemine geçelim. Peki. Siyaset gündeminden ekonomi gündemine geçelim. Çünkü siyaset gündemini yeniden diğer gelişmelerle beraber aktaracağız ama önümüzde kalan sürede ekonomi haberlerinde pas geçmeyelim. Dolayısıyla insanların en önemli gündem maddesi hala ekonomi. Bugün ortaya çıkan veriler de bunu doğruluyor. Türkiye'de insanların harcama alışkanlıklarına baktığımızda artan enflasyon, insanların parasının yalnızca kiraya ve gıdaya yettiğini gösteriyor.